Yaman. Ne yapıyorsun? Senin yaşadığımız hiçbir anı unutmak istemiyorum. Hep bu anlarda kalmak istiyorum. Seninle yaşadığım her şey ilk. Her şey bambaşka benim için. Albümümüzde bu güzel günden de bir fotoğraf olsun istedim. Birazdan yiyeceğin nefis sandviçleri de unutamayacaksın. Açık havada yemenin tadı ayrı güzel olur. Tadı damağında kalır. Hadi. Bu güzel manzaranın tadını çıkaralım biraz. Teşekkür ederim Çiçek abla. Tam da zamanında kurt gibi acıkmıştım. Afiyet olsun o zaman. Mutfakta da kek hazırlanıyor. Senin için birazdan getireceğim. Tamam ama böyle büyük bir dilim olsun. Tamam, o iş bende. Bir ihtiyacınız var mı küçük bey? Buraya kadar hepsi tamam ama tam şu soruda takıldım. Bir bakalım.
benzer soruların hepsini çözmüşsünüz Küçük Bey. Bakın soruyu dikkatli okumadığınız için. Ne yazıyor burada? He, şimdi anladım. Yaptım. Sizin yapamayacağınız bir sorun var Küçük Bey. Tekrar takılırsanız bir yerde bana seslenin hemen gelirim. Ha Cengel amca. Hani teyzem ve amcam hemen dönecekti? Dönmediler. Birlikteler mi? Birlikteler. Ben biraz önce konuştum amcanızla. Ama ben de konuşmak istiyorum. Görüntülü arayalım mı? Arayalım. Al bakalım. Nasılsın ateş parçası? Neredesiniz siz? Beni unuttunuz mu yoksa? Olur mu hiç öyle şey teyzeciğim? Her şeyi unuturuz, seni unutmayız biz. Öyle değil mi? Asla. Sen unutulacak adam mısın ateş parçası? Değilim. Ben zaten şaka yapmıştım. Merak ettim ama ondan aradım. Bir dakika, bir dakika. Siz tekledi misiniz? Evet ateş parçası. Bugün teyzenle tekneyi test etmek için çıktık. Sonra hep birlikte yayından çıkarız. Olur mu ateş parçası? Ben zaten istesem de gelemedim bugün. Çok ödevim var. Amca siz iyice test edin ama. Öbür gün gelince ben süreceğim tekneyi. Tamam, anlaştık o zaman. Yemek yapmadan olur mu? Sandviçle geçiştirilmez dedin ama herkes bayıldı bu Fikre teyze. Sandviç günlerini tekrarlayalım bence. Vallahi benim pek içime sinmedi ama herkes memnunsa iyi bari. Kekin kokusu da sardı her yere. Mis gibi. Ellerine sağlık Adalet abla. Herkese afiyet olsun şimdiden. Bunlar da tamam. Çayları da koyayım, dağıtalım hepsini. Ziya Bey'e ben götürürüm. Bahçede kendisi. Tamam. İki tane yeter mi Ziya Bey'e? Yetmezse ben yine götürürüm. Ziya Bey, sandviç getirdim, masaya bırakıyorum. Afiyet olsun. Gel beraber olsun. İstersen sen de burada ya. Açık havada yemek yemek güzel olur. Benimki içeride ama. Burada iki tane sandviç var. Bir tanesi senin olur. Hadi hadi otur, gel. Al bakalım. Oo, sandviçle marula bayılırım ben. Ben de çok severim. Ama mısır daha çok severim. Hmm. Çok güzel tat verir. Ben de mısır tanelerim. Mısır tanelerine de bayılırım. Doğru söylüyorsun. Merhaba amca. Merhaba çiçek abla. Çalışmaya mola verdim. Açık havada mola vermek zihni açarmış. Öğretmenim öyle dedi. Hoş geldin Yusuf'um. Doğru söylemiş öğretmenin. Açık havada çalışmak zihni açar. Ya? Sen Çiçek ablayla arkadaş mı oldun Ziya amca? Evet Yusuf'um. Hem de çok iyi arkadaş olduk biz Çiçek ablamla. Sen çiçeklerle iyi anlaşıyorsun ya amca. Çiçek abla da çiçek ya. Belki o yüzden iyi arkadaş olmuşsunuzdur.
sandviç çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Afiyet olsun Yusuf'um. Üşüyor musun sen? Bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Sen en iyisi aldın. Yok yok, gerek yok. İyiyim böyle. Dediğim şeye kızdın değil mi? Haklısın. Sonuçta Volkan senin sevgilin. Sen kendin için doğru olan insanı bulmuşsun bir kere. Bana yorum yapmak düşmez. Bu konuyu kapatalım mı? Lütfen. Ben bize yiyecek bir şey vardı. Aşkımıza şahit olmayan bir deniz vardı. Şimdi deniz de şahidimiz oldu, öyle değil mi? Tıpkı yazdığın gibi. Gece olsun. Kim bilir daha nelere şahit olacak. Sen yanımdasın. Biz birlikteyiz. Biraz hızlı mı gidiyoruz? Hayır. Biz evliyiz. Yok. Sen yanlış anladın. Ben tekneyi kastetmiştim. Hızlı mı gidiyor sanki biraz? Hem neredeyiz biz şu an? Aşağı inip navigasyona bakalım. Bozulmuş mu yoksa? Kayıp mı olduk şimdi? Ne yapacağız denizin tam ortasında? Asıl o zümrüt gözlerinde kayboldum ben. O kadar güzeller ki. Aklım başımdan alıyor gözlerin. Ama ya bir şey olursa? Telsizden falan mı birine haber versek? Filmlerde hep öyle yapıyorlar ya. Buna gerek yok. Filmlerdekilerin yanlarında rehberler olmadığı için öyle yapıyor. Sen öğretmedin mi bunları bana? Şimdi niye şaşırıyorsun? Merak etme. Sen yanımda olduğun sürece ben asla kaybolmam. Hep böyle oluyor. Tam karanlıkta kaybolmuşken, umutsuz kalmışken, çıkış yolu bulamamışken bir şey yapıyorsun. Her şey bir anda düzeliyor. Öyle güveniyorum ki sana. Öyle mutluyum ki senin yanında.
Sağ ol ama hiç aç değilim. Yemek istemiyorum. Yemen gerek. Görev sırasında performansın düşmesini istemiyorsan aç kalmamalısın. Ben ayranları unutmuşum. Gidip alayım hadi. Yasemin'i gördüm. Biz Ayten'le çarşıya gidiyorduk. O da bir otobüse biniyordu. Ay, Duygu, kızım hiç değişmemiş. Yine eskisi gibi o kadar güzel ki böyle saçları kıvır kıvır. Hani çocukken giydiği beyaz bir elbisesi vardı ya. Yine ona benzer bir elbise giymiş. Ben arkasından koştum ama yetişemedim. Ben otobüsün numarasını aldım. 122A. Sen hemen araştır. Hemen araştırıp bul şunu. Birine benzetmişsindir anne. O değildir. Ya benzetmedim. Bul diyorum. Hadi bul şunu. Anne birine benzetmişsindir diyorum. Hem saçları niye aynı olsun ki? Belki değiştirmiştir. Belki şu anda bambaşka biridir. Ya benzetmiyorum. Eminim. Ya sen vakit kaybetmeden araştıracağına, bulacağına hala niye bana bağırıyorsun Duygu? Anne bak söz veriyorum. Çok az kaldı. Bulacağım Yasemin'i. Çok az kaldı. Hep aynı şeyler. Hep aynı şeyleri söyleyip duruyorsun. Bıktım. Yeter artık. Bana bak. Unutma. Yasemin senin yüzünden kayboldu. Haklısın. Benim yüzümden kayıp Yasemin. Her şeyin suçlusu benim. Onun bu halde olması da, başına gelenler de hepsi benim suçum. Cüzdanımı unutmuş. Her şey yolunda mı? Semra teyzeydi değil mi? Yine seni üzecek bir şey mi söyledi Yasemin'le ilgili? Komiser yeter, yeter sorma artık. Ya tek istediğim biraz nefes almak. Nefes almak istiyorum ben. Tamam peki. Kusuruma bak. Eski alışkanlık herhalde. Normal değil. Hiç değil hem de. Olabilir mi? Anne birine benzetmişsindir diyorum. Hem saçları niye aynı olsun ki? Belki değiştirmiştir. Belki şu anda bambaşka biridir. Anne bak söz veriyorum çok az kaldı. Bulacağım Yasemin'i. Çok az kaldı. Haklısın. Benim yüzümden kayıp Yasemin. Başına gelen her şeyin sorumlusu benim. Onun yaşadığı her şeyin sorumlusu benim. Neden beni takip ediyorsun her yerden? Kafamı her çevirme seni görmek zorunda mıyım ben? Bu kadar öfkelenmen normal değil. Şüphelerimi doğruluyorsun şu an. Ne şüphesi? Neden bahsediyorsun sen ya? Benden bir şey sakladığından bahsediyorum. İnkar edip duruyorsun ama eminim artık. Yoksa bu işin ucunda Yasemin mi var? Onunla ilgili bir ipucu mu buldun? Ali. Ben... İnsan sevdiği kişileri korumak için her şeyi yapabiliyor. Mesela ilk geldiğimde Fırat'ı tutuklamak istemiştim. Delil kararttığını düşünmüştüm ama sen önüme aşılmaz bir set kurmuştun. Bunu söylemek için biraz erken değil mi Ali Komiser?
Sadece bir montla kızı katil ilan etmek yargısı sinbaz olmuyor mu? Bu zamana kadar yakalanmaması, girdiği hiçbir işte iz bırakmaması öyle kolay bir şey değil. Herkes yapamaz. Bu çocuk farklı bir ortamda büyüse, mesela iyi bir aile ortamında, nasıl olurdu hayatı diye düşündüm. Kesinlikle çok iyi bir geleceği olurdu. Tabii ya. Duygu komiser. O kız. Gölge. Yasemin değil mi? Her şey o kadar güzel ki. Bir rüyanın içindeyim sanki. Aslında biz hep böyle seninle burada yan yana olmayı istedik değil mi? Ben denizin kıyısındaydım. Sen de tam ortasında. Ben kıyıda denizdeki dalgaları izlerken sen o dalgalarla mücadele ediyordun. Buluştuk. Ve şimdi aynı gemide, aynı yolculuktayız. Ömrümün sonuna kadar bu yolculuğu seninle yapacağımı bilmek, senin hep yanında olacağımı bilmek beni dünyanın en mutlu insanı yapıyor. Sen üşümüşsün. Sen böyle yakın ol, böyle de sınırım ben. Ama yine de ben üstüne bir şeyler getireyim. Dur, ben alırım. Hayır. Her şeyi sen düşündün zaten. Bırak bunu da ben yapayım. Sen varsın. Bu senin. Kum saati. Sana şimal yıldızını vermek isterdim. Ama yapamam. Bu yüzden başka bir şahit getirdim. İçindeki evimizin toprağı. Dün gece bu kum saatinin içinde mühürlendi. Seher! Neydi o ses? Seher! 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 Ne oldu sana? Aç gözlerini. Seher! Aç gözlerini, aç! Aç! Hayır, bak bana. Kendine gel. Aç gözlerini, aç! Seher, aç gözlerini, aç! Benim suçum. Benim suçum. Benim suçum. Hayır! Hemen hastaneye gidiyoruz. Merak etme. Yanındayım ben. İyi olacaksın. Merak etme. Benim suçum. Gel.
Mayday, mayday. Pan Medikal. Pan Medikal sesimi duyan var mı? Acil durum. Allah kahretsin. Hadi. Hadi, hadi, hadi. Hadi. Seher. Dayan. Dayan, gidiyoruz. Sana bir şey olmayacak. Korkma. Gidiyoruz bak. Yetiştireceğim seni hastaneye. İyi olacaksın, merak etme. Dayan. Benim için dayan. Yusuf için dayan. Sana bir şey olmasına izin vermeyeceğim. Vermeyeceğim. Doğru değil mi? Gölge. Yasemin değil mi? O yüzden son zamanlarda tuhaf davranıyorsun bana. Bana söylemek istemediğin için yapıyorsun bunu. Komiser, ne diyorsun sen? Ne alakası var o kızın Yasemin'le? Yok öyle bir şey. Sana yanlışlıkla arabayla çarptığım gün bu işin ucunda Yasemin mi var diye sormuştum, hatırlıyor musun? Sonra depoda kilitli kaldığımızda tam bana bir şey söyleyecekken Volkan geldiği için susmuştu. Bu mu yani? Bununla mı kanıtlayacaksın o kızın Yasemin olduğunu? Daha bitmedim. Ormandayken insan sevdiğini korumak için her şeyi yapmış. Sen Fırat'ı korumuştun demiştin. Sen de Yasemin'i koruyorsun. Mahallede gölge yararken bu çocuk başka şartlarda büyüseydi her şey daha farklı olur dediğimde gözlerin dolmuştu. Yasemin'i hatırlamana yormuştum ama asıl sebep o değildi. Bu kız gerçekten de Yasemin. Bunca zamandır aslında kız kardeşinin peşindeyiz. Hayır diyorum sana. Yeter artık. Niye anlamıyorsun? Hayır. O zaman annenle neden o kadar emin konuştun? Çünkü o kız, Gölge, Yasemin'in ta kendisi. Şu anda saçmalıyorsun. Ben hayatımda bu kadar saçma bir şey duymadım. Ben bu şartlar altında seninle çalışamam. Bir daha sakın özel hayatımda işini karıştırma. Dayan. Sakın kendini bırakma. Geçecek. Bunu da atlatacağız. Geçecek. Hepsi geçecek. Dayan. Yetiştireceğim seni hastaneye. İyi olacaksın. Bir şey olmasına asla izin vermem. Vermem. Allah kahretsin, ne oluyor? Ne oluyor? Allah kahretsin, ne oluyor? Hadi, hadi, hadi! Yürü! Hayır, şimdi olamaz. Öyle oluyor.
tam karanlıkta kaybolmuşken, umutsuz kalmışken, çıkış yolu bulamamışken bir şey yapıyorsun. Her şey bir anda düzeliyor. Öyle güveniyorum ki sana. İyileşeceksin. Sana söz veriyorum. İyileşeceksin. Ben yanındayım. Sana bir şey olmayacak. Volkan, ne yapıyorsun? Kendine gel. Görevin ortasındayız, farkında mısın? Git. Git, sakinleşince geri dön. Git diyorum Volkan. Git. Nasıl yaparsın Duygu? Ali'nin yanında nasıl yaparsın bana böyle bir şeyi? Senin için göze aldığım onca şey yani. Efendim Duygu? Alo Volkan. Çok kötü bir şey oldu. Ne olur çabuk gel. Çok kötü. Ne oldu Duygu, neredesin? Aynı mahalledeyim. Hadi bekliyorum. Tamam, bir yere ayrılma, geliyorum hemen. İşte böyle ararsın Duygu. Sen bana muhtaçsın. Sana benden başka kimse yardım edemez. Şu anda saçmalıyorsun. Ben hayatımda bu kadar saçma bir şey duymadım. Ben bu şartlar altında seninle çalışamam. Bunca zaman kardeşin için endişeleniyordun. O yüzden uzak durdum benden. Yasemin'i korumak için. Belki de yine numara yapıyormuş. Volkan'la sevgili değiller belki de. Ben Duygu'nun sevgilisiyim.
Evet Ali Komiser. Doğru. Daha yeni ama biz birlikteyiz. Volkan sevgili izlediğinde Duygu şaşırmıştı. Belki mecburen devam ettirdi onu. Yardım edin! Yardım edin! Doktor! Karım yaralandı. Başın çarptı, kanaması var. Acele edin! Bırakma kendini. Bırakma, buradayım ben. Düzelecek. İyi olacaksın. Bizim için iyi olacaksın. Her şeyi çözdü, her şeyi. Gölgenin Yasemin olduğunu, o cinayetin zanlısı olduğunu, kardeşimi korumak için onun uzak durduğunu bile çözdü. Onu çözmekle kalmayacak. Çok yakında tutuklayacak Yasemin'i. Ne yapacağım o zaman? Nasıl koruyacağım kardeşimi? Tamam Cenk. Tamam Cenk. Tamam. Korkacak bir şey yok. Bak Duygu, sana söz verdiğim gibi Ali'den önce bulacağız Yasemin'i. Bana güven. Kardeşine hiçbir zarar gelmeyecek. Bir şey söyleyin. Doktor müdahale ediyor. Efendim? Yaman Bey, rahatsız ediyorum ama yarın sabah dönüp dönmeyeceğinizi teyit etmek için aradım. Kahvaltıya geleceklerse Yaman Bey'in sevdiği patlıcanlı börekten yapayım. Eğer sabah gelecekseniz Adalet Hanım sizin sevdiğiniz patlıcanlı börekten yapacakmış. Ya da Seher Hanım kahvaltıda özel bir şey ister mi diye soruyor. Abi biz hastanedeyiz. Hastanede misiniz? Gölge! Neredeydin? Bütün polisler seni arıyor. Ablam bütün polisleri peşine takmış. Bulacak seni belli. Hiçbir şey yapamazsın. Bu zamana kadar yakalanmadım. Bu saatten sonra da yakalanmam. Ablam olacak o komiser bile beni yakalayamaz. Yaman Bey. Durumu nasıl? Bir haber var mı? Kimse çıkıp bir açıklama yapmadı. Bekliyorum. Karım nasıl? Durumu iyi mi? Kendine geldi mi? Hastayı zamanında yetiştirmişsiniz. Kanamayı durdurduk. Röntgen filminde kafatasında kırığa rastlanmadı. Sadece zedelenme var. Ancak bilinci yerine gelmedi henüz. Sebep?
Eşiniz başına ağır bir darbe almış. Darbeye bağlı kafa travması. Bu gibi travmalarda da hasta ne zaman uyanacağı kestirilmez. Bazısı birkaç saat uyanır, kimisi de yıllar sonra. Bu darbenin şiddetine ve yerine bağlı bir durum. Ne diyorsunuz siz doktor bey? Ne demek yıllar sonra? Aa işte dediğim gibi her şeyi hazırlıklı olmanız lazım. Dış hasar hallettik, dikiş attık fakat iç hasarın boyutlarını henüz kestiremiyoruz. Ne gibi bir hasardan bahsediyorsunuz? Yani en kötü ihtimal düşünürsek felç, beyin kanaması, anevrizma ya da hafıza kaybı olabilir. Gene dediğim gibi her şeye hazırlık. Hayır. Hiçbir şeye hazır olmayacağım. Karım uyanacak. Biliyorum. Siz de bunun için elinizden gelen her şeyi yapacaksınız. Elbette ki yapıyoruz. Yapacağız da. Zaten yaptık da. Ancak bu saatten sonra beklemekten başka çaremiz kalmadı. Geçmiş olsun. Karım iyi olacak abi. Merak etme. O güçlüdür. Uyanacak, göreceksin. İyi olacaksın. Aksini düşünmek bile istemiyorum. Efendim. Anladım, teşekkür ederim. Banka. Duygu. Ben senin ya da kardeşinin düşmanı değilim. Sadece olayı çözmeye çalışıyorum. Gel birlikte hareket edelim. Yasemin'i birlikte bulalım. Gerçeği birlikte arayalım. Beni uzak tutma kendinden. Emin ol, sana ya da kardeşine zarar verecek hiçbir şey yapmam ben. Eğer ortada bir gerçek varsa, bunu bulmak da bizim görevimiz biliyorsun. Ali komiser. Ne zaman arkamı dönsem sevgilimin yanındasın. Hayırdır? Yine ne söyledin de üzdün kızı? Derdin ne ya senin? Hı? Niye yapıyorsun bunu? Niye her seferinde Duygu'yu üzüyorsun? Rahat bırak bizi. Kendi işine bak. Olayı çarpıtma Volkan komiser. Duygu'yu üzmek isteyen en son insanım. Sadece yardımcı olmaya çalışıyorum. Yardıma falan ihtiyacımız yok bizim. Yok, yardım edilecek bir şey yok. Sana söyledim. Kendi işine bak dedim. Neyini anlamıyorsun bunu? Sana son kez söylüyorum. Sevgilimden uzak dur. Kan tamam. Gerilmeyin yeter. İşinize bakın. Ya yalan mı Duygu? Ne zaman canın sıkkın olsa sebebi bu adam. Ne yapmaya çalışıyor ya bu? Niye sürekli peşinde dolaşıyor senin? Volkan haklı Ali komiser. Senin şüphelerine cevap yetiştirmekten sıkıldım artık. Sanki kendi başımın çaresine bakamayacakmışım gibi sürekli yardım etmenden de sıkıldım. Yeter artık. Hem Volkan da geriliyor.
Okan niye böyle yapıyorsun? Ali'nin kötü bir niyeti yok biliyorsun değil mi? Hiç istemeden söyledim bu lafları. Biliyorum Duygu. Tabii ki kötü bir niyeti yok. Ama Ali iyi bir polis. Ve bu davada zanlı kardeşin diye farklı davranmayacak. Evet. Yasemin'i Ali'den önce bulmamız lazım. Eğer kardeşim masumsa... katil damgası yemeden önce gerekli delilleri bulmamız lazım. Ama olmuyor, yapamıyorum. Gece gündüz çalışıyorum. Onun masumiyetini kanıtlayacak delilleri bulamıyorum. Merak etme Duygu. Sana söz verdiğim gibi Yasemin'i Ali'den önce bulacağım. Kimsenin Yasemin'e zarar vermesine izin vermem. Tamam mı? Polis kaynıyor. Ama beni yakalayacak aynasız anasının karnından doğmadı daha. Gölge! Sessiz ol. Şimdi nereye gideceksin? Mahalle artık güvenli değil. Su kemerinin oraya gideceğim. Orada beni bulamazlar. Sen delirdin mi Gölge? Orası buradan da beter. Hem ablan peşinde. Seni bulmak için mahallenin altın ışığına getirecek belli. Burası benim evim Rıza. Gidebilecek başka yerim yok. Kaçabildiğim kadar kaçacağım. Ertuğrul abiye mi haber versek? O seni saklar. Ertuğrul abi Ankara'ya gitti. Mevzu zaten saklamak değil artık. İntikam zamanı geldi de geçiyor. Şu ortalık bir durulsun. Polis ablukasından bir kurtulayım. Sevgili ablamın elimden çekeceği var. Yemin ederim peşime düştüğüne bin pişman edeceğim onu. Nereye? Hiç kimsenin beni bulamayacağı bir yere. Boğazınızdan sıcak bir şey geçsin. Bir gelişme var mı? Maalesef yok. Olursa size haber vereceğim. Hastanın durumu stabil. İsterseniz girebilirsiniz. Önce cesaret edemezdim denize açılmaya. Benim yüzümden koruyamadım seni. Belki de denize hiç açılmamalıydık.